Sevgili dostlar, yeni bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz yine. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Her hafta devam. Kavuştuk yine. Kavuştuk. Kavuşturan Allah kavuşturdu. Ama sadece burada değil, cennette de kavuşalım hocam. İnşallah cennete girebilirsek garanti diye bir şey yok. Garanti yok. Yani ama uğraşıyoruz. Orada beni tanımazsın hocam sen. Yani. Herkes birbirini tanır orada ya. Tamam. Senin ayrı cennetin olacak bir sürü. Ben geleceğim sana konuk olarak, misafir olarak. Öyle mi? Tabii. Böyle Yakut'tan, Zümrüt'ten köşklerim olacakmış hocam. Her türlü. Öyle mi? Ne istersen. Ne iddia ederlerse var diyor. Yani ne iddia edersen var. Hayal edemeyeceğimiz şeyler de var o zaman. Tabii hayal edemeyeceğin, hiç bilmediğin şeyler var. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz bir huri programı yapmıştık. Hurileri yaptık. Orada Gılman'ı konuşmadık. Ayrı bir Gılman programı yaparız yine ama sağ olsun izleyicilerimizden hiçbir şey kalmıyor. Huri'yi konuşuruz ama işte kadınlar için de şu var. Gılman da var, bu da var falan var şeklinde yorumlar gelmiş. Onu başka bir programda yapacağız ama yine bu arayı sıkıştırırız. O programın içerisinde ilk bir girizgah olarak cennet hayatı, cennet yaratılışıyla başladık aslında ama onu konuşamadık. Şimdi birçok ayette cennet, cehennem yani ahiret hayatıyla ilgili yeni bir yaratılıştan söz ediyor. Yeni beden vereceğiz onlara diyor. Evet. Hatta o detayını yapabiliriz. Ateşte yanacaklar, işte kül olacak, tekrar beden vereceğiz. Bir daha yansın. Yeniden. Azabı bir daha yeniden çeksin. Dünyada öyle bir şey yok. Mesela yanıyorsun, yok oluyor, dağılıyor. Gibi. Yani. İşte cennette de yine bir bedenle niye işte cemali, Allah'ın cemalini görünmesi gibi bunlar çok konuşulur. Yeni bir göz, yeni bir kulak, birçok şey, duyular. Oradaki o olağanüstülükler belki görülmesi anlamında, bu gözler görmeyecek anlamında da denilebilir. Böyle bir açalım hocam. Oradaki yaratılış nasıl? Bir de 33'ü dahil edelim. Hani orada 33 yaşında olacak. Şimdi 5 yaşında çocuk öldüğünde de 33 yaşındaki hali mi olacak? Evet, 70 yaşındaki adamın da 33 yaşındaki gençlik hali mi olacak orada? 33 Kur'an-ı Kerim'de tam bulamıyoruz. Ama biraz Ebced Tesafan bir şey araştırsak belki buluruz ama 33 açık olarak yok. O Hazreti İsa'nın ölümüyle ilgili olan yaşa yani uyarlanmış bir şey mi acaba? Olabilir. O da Hazreti İsa ölmedi diye bizi ölmedi ama hani çarmıha gerilme mevzusu ya da işte evet, katıma yani, aldım mevzusundan sonra. Oradan yola çıkarak da olabilir. Bir de tam şeye geçiş yaşı yani olgunluğa yakın. Yani insanın aslında mesela bir şey yaşı var. Yani ergenliğe geldiği yaş var. İşte 17-18 kızlar için biraz daha erken. Biraz olgunlaşması mı aslında diyelim? O da olgunluk yaşı Kur'an-ı Kerim'de 40 yaş olarak geçiyor. Yani 40 yaşında işte anne babası şu bu falan filan anlatıyor kendi durumunu. Hani bundan sonrası artık şey onu hatta 19'cular şey yapıyorlar. 40 yaşından önce ölürsen pek fazla şey yok. Sorgulama yok. Öyle cennete gidersin falan diye. Ama 40 yaşından sonrasında artık iyice çünkü artık orada her şeyi anlamış oluyorsun. Yani zaten şeyde de kendi hayat tecrübesinde de insan ben 37-35 yaşında bile pek bir şey anlamıyordum. Yani bu hayatın aslı nedir, şey nedir sorgulamama rağmen 37 yaşından sonra hani dünyaya ait bakış açılarım oturmaya başladı. Tecrübeleniyoruz. Etrafımızdaki insanlardan, evet. İşte yediğimiz kazıklardan her biri bir tecrübe bunlar. Şey iş, güç, hayatı. Tabii. Ama şeyi de sorguladığın zaman bunun amacı nedir? O onu aldatıyor, ona yalan söylüyor, bu buna şey yapıyor, iyilik yapan var, şu var, bu var. Bütün bunları bir değerlendirmeye alıyorsun. 40 yaşından sonra şuna kanaat getiriyorsun ki yani bu sistem boşu olamaz. Bu sistemin bir sahibi var. Bu sahibi de bize ne söylüyor? İşte ona göre kendi yolunu tayin ediyorsun. Yanlış bir yere gidersen ondan sorumlusun. Doğruya gidersen de o doğruyu bildiğin halde 40 yaşından sonra yaptığın şeylerin bildiğin doğruya göre mi hareket ettin? Yoksa gene kendi nefsine göre mi hareket ettin? Oradan da onun cevabını vereceksin, hesabını vereceksin. Şimdi bu 40 yaş böyle. Yani 33 buna adım attığımız bir başlangıç olabilir. Yani 33 ile 40 yaş arası. İşte 33-35 deniyor. Yani bu 33-35 en büyük ittifaklı olan 33. Ya 33 ile ittifak ediyorlar. Ama oradaki mevzu dediğim gibi yani küçük bir çocuğun da 33 yaşını hiç görmedi. O haline mi getirilecek? Tabii o haline gelmesi gerekiyor. 70 yaşında, 80-100 yaşında. Ha, o gördü. Önemli. Geçmişte gençliği onun gördü ama çocuk hiç görmedi. Gördü ama yani o 33 yaştan maksat şu. Tam yani gençliğin de var, olgunluğun da var. Her şeyi artık ayırabilecek durumundasın. O yaşlı için geçerli ama bebek için geçerli bebek değil. Bebek de öyle. Bebek görmedi hiç o yaşını. Şöyle düşüneceğiz onu. O bebek görmedi ama
daha önceki programlarımızda levh-i mahfuzun açılımından bahsetmiştik. Yani bu bebeğin 3 yaşında ölmüş diyelim. Bu 3 yaşında o şeyle karşılaşmasaydı, ona ben kendi kişisel kara deliği diyorum. Yani o kara deliği onu yakalamış, yutmuş. Yani bir şeyle karşılaşmış, bir kaza oldu, bir şey oldu, başka oldu, hastalık oldu, öldü. Şimdi o onu atlatsaydı gelecekti belki 70 yaşına kadar. 35 yaşında ölme ihtimali var. İnsanın her yaşta ölme ihtimali var. Bu levh-i mahfuzdaki senin yaptığın hareketlere göre bazılarının yanından teğet geçiyorsun, bazılarından kurtarıyorsun, bazıları seni yakalıyor, ölüyorsun. Ama bu şuna göre, mesela 3 yaşında öldü bebek, 35 yaşında hiç bilmiyor. Hayır, onun 35 yaşında olduğu program da var o programın içinde. Yani o durum da var, belli. O duruma geliyor. Kendisi o tecrübeyi bilmese bile, o şeyi yaşamamış olsa bile, o levh-i mahfuzun içinde var. O programa geldiği zaman o kendi tecrübesini kazanmış gibi sanki olacak. Zaten oradaki cennet hayatında başka bir yaratılıştan bahsediyor. Evet. Yani her şey dünyaya birebir benziyor ama müteşabih diyor. Yani yüzlerimiz aynı mı olacak? Hani yeni beden yüzünde, mi, göz diyor ya, yeni yaratı, yeni göz, yeni fiziksel olarak nasıl olacağız? Bu yeni olacağız? Göz, yeni kulağı, bunları şey yapalım. Yani duyu algılarında bir şey var, genişleme var. Mesela göz belirli frekanstaki ışık dalgasını görüyoruz. Kulak mesela da şeyler, kartallar daha ileri şeyleri, frekansları görüyorlar. Daha düşük frekansları gören hayvanlar var. Şimdi bu frekans aralığı genişleyecek demek ki. Yani bu gözden onu anlıyoruz. Bunun şeyleri İbn Arabi'de var açıklamaları. Mesela kulakta da aynı şekilde. Tabii yarasanın farklı, balinanın farklı. Tabii yarasanın farklı, şey, yılanınki farklı. Yani ısıya duyarlı, görüş alanına sahip olan mesela yılan ısıyı görüyor. Isı, yani oradan yakalıyor avını. Isıyı da görüyor. Biz şimdi ısıyı göremiyoruz ama yeni mesela icat edildi, takıyorsun. Gece görüş gözlükleri var, ısıyı gösteriyor değil mi? Yani teröristler geçerken bizim şeyler takıyor o gözlüğü, görüyor. Oradan normal gözle baktığın zaman bir şey göremiyorsun. Peki bunların olmasının nedeni ne orada? Hani biz orada başka bir şey, olağanüstülük mü göreceğiz de bunlar bu göz görmediği için? Şöyle söylüyor, işte bu göz göremiyor. Oradaki bu genişlemiş frekans aralığında görmen gerekiyor. Başka boyutlar görülecek şöyle, o zaman. Şöyle, şimdi İbn Arabi'nin buradaki açıklamasını ben sana söyleyeyim aklımda kaldığı kadarıyla. Cennetin 8 tane kapısı var. Herkes o 8 kapıdan aynı anda geçemiyor. Şimdi bir kapıdan giriyorsun, bir kapıdan girdiğin zaman demek ki daha kısıtlı olarak aynı ortam ama sen onun belli bir boyutunu görüyorsun. Mesela radyodan bir şey dinlediğini düşün. Zeki Müren'in şarkısını dinliyorsun. Zeki Müren'in kendisini göremiyorsun. Şimdi o genişlediği zaman mesela ikinci kapıdan girdin. Zeki Müren'i de gördün, yani televizyon çıktı. Değil mi? İlerledi televizyon. Bir üçüncü kapıdan geçtin, renkli televizyon. Dördüncü kapıdan geçtin, işte full stereofonik. Daha ileri artık teknolojiyi düşün. Anca böyle anlatabilirim. Bir de burada diyor ki senin dünyada o şeye karşı beslediğin duyguları da orada yaşayacaksın. Mesela çilek yedin, tadını aldın ama çileğin tadını mesela tarlada yiyen başka, efendim işte yanında çok mutlu olduğu sevgilisi varken o çileği yiyen başka, bir manzaraya karşı yiyen başka. Şimdi orada aldığın şey tat, öyle bir şey oluyor ki yani sen o diyelim dördüncü kapıdan geçtiğin zaman o çileğin bütün o şeylerle, duygularla birlikte, her türlü duyguyla birlikte o çileğin tadını o şekilde alıyorsun. İkinci, üçüncü kapıdan geçen çileği gene yiyor ama onları hissedemiyor. Bunun gibi yani duygularda da bir frekans aralığı. Mesela bu duyular bunlar. Göz, kulak, dokunma, ondan sonra tat alma. Ne vardı başka? Efendim, 5 duyumuz işte. 5 duyunun haricinde ne var? Bir de duygular var. Duygular da çok geniş. Yani duygulanıyorsun. O duygular da onun işin içine giriyor. Şimdi burada mesela müteşabih dediği zaman bir de şu var. Yediğin şey senin ne yaşlandırıyor, ne şişmanlatıyor. Ondan sonra hiçbir şekilde bir şey, kötü etkisi yok. Sadece lezzetini alıyorsun. Lezzetini alıyorsun, o lezzeti doya doya. İşte o fiziksel dediğim yeni oradaki yaratılış ondan. Mesela orada
dışkı yok. Bu yediklerini çıkartmak yok. Dolayısıyla başka bir beden, yani bu şu anki üzerinde ruhun çıkması durumunda bir ceset var burada. Evet. Bu değil o zaman. Başka bir şey var orada. Hatta şöyle sahneleri anlatayım. O yüzden de bak, yüzlerimizde başka bir şey mi olacak? Şöyle, oradaki değişme oluyor diye anlatıyor İbn Arabi. Şöyle anlatıyor. Mesela Allah'ın cemalini seyretme yerine girildiği zaman, hı-hı, ayrı bir şey. Miskin içinde, miske batmış durumda Allah'ın cemalini seyrediyorlar. Oradan döndükleri zaman kendi gezegenlerine diyelim veya kendi cennetlerine gidiyorlar. Ama cennetlerinde işte bu huri dediğimiz, gılman dediğimiz, vildan dediğimiz etrafta yardımcıları da var. Şimdi dönünce yardımcıları onları tanıyamıyor. Kendileri yardımcılarını tanıyamıyorlar. Çok güzelleşmişler. Kadınsa çok güzelleşmiş, erkekse çok yakışıklı olmuş. Şimdi o yardımcılar onlara diyor ki, biz sizi tanıyamadık, o kadar şahane güzelleşmişsiniz ki. Onlar da cevap veriyorlar, siz de güzelleşmişsiniz. Yani birbirine yansımış güzellikleri ama oradan aldıkları netice, yani tanınmayacak derecede. Orada bile devam ediyor o zaman. Orada da devam ediyor. Bedenin değişmesi, tabii orada, Allah'ın cemalini görmesinin, evet, bile etkisi yani. Yani o etkiyle daha fazla değişmiş, bir de tanıyamayacak kadar çehre değişiyor yani. Demek ki artık vücutta nasıl değişiklikler oluyorsa, yani oradaki bir şey, bambaşka bir yaratılış. Ama her şey benziyor dünyaya. O cennete girdiğin an, hani o suya girilmesi, hayat suyu çıkarılması, bu anlatılır ya. O an mı oluyor? Yani oradaki şeyi bilebiliyor muyuz? Ayette delili var mı? Yani şu var. Öldük, sura üflendi, kalktık. Havz-ı Kevser tamam, diyor onu. Sura üflendi, kalktık. Orada sınav var. Sınav, özür diliyorum, mahkeme var. Doğrunun yanlış, helali, haramı, ona göre bir terazi üzerinde. Evet, sen cennetliksin. Sen cehennemliksin ve artık gideceğin yere gidiyorsun. O an mı o havuzu Kevser'e girip bu bedenle değişiyorsun? İlk girişte galiba oluyor. Burada şu var. Cennete girebilmek için cehennemin bulunduğu bölgeden geçmek şart. Herkes için ama. O sırat. Bazısı saniyede geçiyor. Bazısı sırat köprüsünün üstünde 50 bin senede geçiyor. 3 bin senede geçen var. Korka. Yani tutuna tutuna yanında çengeller var. Şu var, bu var. Şimdi orada mesela düşüyor bazıları. Ben bir sırat programı yapalım. Şöyle de yorumluyorum mesela. Şimdi köprüden düştün ama cehenneme düşmüyorsun. Mesela diyelim ki bir hayvanı gördün, ölmek üzere kurtardın. Sinek de olabilir, böcek de olabilir. Yani böceği öldürmeden evinden dışarıya attın veya sineği. Hı hı. Veya bir köpeğe yardım ettin, bir şeye destek verdin. Şimdi onun, sen yardım ettiğin zaman o kıyamete kadar o köpekten bir nesil devam ediyor. Bak burada köpekleri, kedileri kısırlaştırmak iyi bir şey değil yani. Onu söyleyeyim. Onlar yaşasın diye kendi bize onlar duyguları versin. Biz onun hayatını aslında... Ya o konuda ben de çok şeyim. Nesline yani engelliyoruz. Bende var kedi. Yani mecburen yaptık, kısırlaştırdık onu ama... İşte kısırlaştırmayacağız. Ara ara böyle aklıma geliyor. İyi hayvanın yapmadık. Hayvanın neslini kesiyorsun. Burada önemli olan neslin devam etmesi. Şimdi bu nesil devam ederse ne olacak? Bir kediyi düşün, köpeği düşün, sineği düşün. Bu şimdi neslini devam ettirecek. Belki kıyamete kadar milyarlarca, o bir taneden, bir üyeden milyarlarca onun şeyi olacak, üyesi olacak. Şimdi sen düşerken tutunamadın, etmedin, çengellere takıldın, şey altına gelip o sinekler sana destek olabilir. Onlara basarak tekrar köprüye çıkabilirsin. Bak bu çok önemli. Sen şimdi neslini kesiyorsan, bu neslini neden kesiyorlar? Yani bu hayvandan ben mutluluk alayım, evimde geçsin, sağa sola miyavlasın. Kendi egomuz işte. Ama kendi hayvanı sen yani... Yanlış. Yani öldürsen belki daha iyi olur yani. Hani o kadar şey söyleyeyim. Çünkü öldürsen tamamen kesmiş oluyorsun. Bir katillik, bir canavarlık ama yaptığın şey de mesela aslında nesli kesiliyor. Yani onun hayatı devam ediyor ama nesli kesiliyor. Nesli esas zaten amaç canlılarda nesli devam ettirmek. Yani yemek yemek de onun için, cinsellik de onun için. İnsanda da öyle, hayvanda da öyle, bitkilerde de öyle. Neslini devam ettiriyor. Yemek yemesi de o yüzden, şey de o yüzden. Yani burada mesela bunun çok şeyler var. İhvan-ı Safa ekolünde, diğer İslam şeylerinde bu yemek yemenin neden, mesela midemiz, neden biz yemek yeme ihtiyacı duyuyoruz? Yani mide neden bizi rahatsız ediyor? Yani burada bir şey var demek ki, bir olay var. Yani sen aslında bu olmasa bu duygular,
yani cinselliğe yönelme de aynı şekilde, bir şey yeme içmeye yönelme de aynı şekilde. Şimdi orada o duygu olmasa, o duygu olmasa sen hiç o tarafıyla ilgilenmezsin. O zaman da sen kendi hayatınla ilgilenmemiş olacaksın. Burada önemli olan konu uzuyor ama nefsin ne demek olduğunu bilmek lazım. Nefsi mesela ikiye ayıralım. Cismani nefis, bir de ruhani nefis. Şimdi bu ruhani, bunlar aslında küllü bir nefsen, yani toplam bir nefsen, Allah'ın nefsi diyebilirsin ona. Oradan geliyor. Küllü nefsen cüz'i nefis. Bize bir parça veriliyor. Al sen bunu eğit ve kendi bu seni var olarak hissettiriyor. Sana da verilen bu cismani bu sistemi sen bununla yönet ve buradan kendine bir cüz'i nefis oluştur. Zaten bütün maceramız bu. Yani Allah'ın bu nefsini al, kendine ait bir nefis haline getir. Şimdi orada ilahi özellikler var. Sen bunu kontrol edemezsen, bu cismani dediğimiz sistemde genlerle gelen bir sürü altyapı var. Seni bir şeylere yönlendiriyor. Yani kendini koru. İşte karnın acıktığı zaman yemek ye. Karşı tarafta ise yemek vermiyorsa onun elinden zorla al. Kavga et bilmem ne. Yani bu hayata dair koruma. İçgüdü, bütün içgüdüler. İşte bunu kontrol edeceksin. Bunu kontrol ettiğin zaman burada şu var. Kendini ilah olmadığını anlayıp ama ilahi bir özelliği olan bir şeyi kendine ait yapmaya çalışıyorsun. Bu cüz'i nefsi kendine ait yapabilirsen. Bunu yaptığın andan itibaren bu sistemdeki imtihanı kazanıyorsun. Burada yani sistem devamlı kendini geliştirme yönünde, hayatta kalma yönünde ve burada neslini devam ettirme yönünde ilerliyor. Bu cismani nefis, ruhani nefisle beraber hareket ederse, birbirlerini denetleyebilirlerse bunlar, o zaman burada sen bir bilgiyle gidiyorsun. Yani senin ruhani nefsin, bu cismani nefsinden de aldığı bütün şeylerle onu kontrol etmiş, kendine ait bir nefis oluşturmuş. Yani Allah'a ait küllü nefsin bir parçasını sen kendi özel nefsin oluşturmuş. O nefisle gidiyorsun cennete. O şu demektir, bilgiyle gidiyorsun. Bilemeyen zaten öbür tarafa gidiyor, o nefsinin bütün şeylerini orada onun ceza demeyelim, ceza da diyebilirsin, bütün zorluklarını yaşıyor. Yani burada o nefsini eğitememiş, Allah'tan aldığı nefsi eğitememiş, cennete uygun hale getirememiş. Çünkü cennette ilahi bir ortam var, ilahlık dava etmeyeceksin. Nasıl dava etmeyeceğim, her istediğim oluyor. İşte onu dünyada öğreneceksin. Dünyada her istediğin olmuyor. Olmadıkça, ben ilahım dedikçe senin karşına şey çıkıyor, bu, engel çıkıyor. Bu her istediğim oluyor dedin ya, sorum da aslında onunla ilgili de iyi denk geldi. Peki, üreme devam ediyor mu orada? Yok. Öyle biliyoruz. Orada üreme yok ama bu üremeye ait şey, hani bu, zevk var. Tamam, şu var. Hani üreme belki çocuğunun olması, bu şekilde üreme hissiyatı, talebi acaba alınacak mı senden? Orada çünkü başka duygular belki alınacak, belki yenileri gelecek, bunu bilmiyorum ama orada her istediğin olacaksa da ben üreyerek çocuğum olsun istiyorum diye. Burada ne dedik? Belki de bunu istemeyecek işte. Cismani nefis seni zorluyor, karnın acıktı diyor. Onun da açıklamaları var. Hı-hı. Neden karnın acıktı? Şimdi karnın acıktı, sana bir sinyal verdi. Sen burada karnın acıktı, hayatta durabilmem için benim bununla ilgilenmem lazım, karnımı doyurmam lazım, değil mi? Seni bir yere yönlendirdi cismani nefis. Bunu yapan ruhani nefis, bunu anlayan ve buna göre tedbir alan ve seni yönlendirdiği yöre göre götüren. Ama burada yönlendirdiği yönde başkasının malını alıp da onu yiyemezsin diye sana da sınır da çekmiş. Yukarıdan ilah sana kitap göndermiş, peygamber vasıtasıyla. Bunu belli ölçüye göre yapıyorsun. Bu belli ölçüye göre yaptığın zaman bu içeriden gelen istek sana dünyaya tutunma ve nefsini devam ettirme. Dünyada bunu yapıyor. Ama bu bilgiyle gittin sen. Şimdi bu sistem var sende. Orada sana verilen bedende de aynı nefis, yani öğrenen nefis burada iş başında. Orada bunu nasıl kullanacağını bildiği için burada içinden gelen yeni bir beden verildi ama dünyadakinin benzeri fakat mahiyeti farklı. Mahiyeti farklı şu, üreme yok. Üreme yok ama bütün o üremeye dönük o dürtüler hepsi var. Çocuk da isteyebilirsin. Her istediğin çocuk oluyor ya. Çocuk istediğin zaman zaten vildan var diyor. Çocuk demek vildan. Çocuk. Vildan veletten geliyor. Tamam, kendi şey. Yok işte var orada, istiyorsun sana cennette geliyor. Hatta kendi çocuğunu bile. Öyle açıklamalar da var. Hmm. Yani kendi çocuğu ölmüş. Gösterilecek dünyada. O şekilde onun aynısını. Veya cehenneme gitmiş.
Onun aynısını orada istiyor oluyor. Oldurabiliyorsun birçok şeyi. İstediğin her şey oluyor. Gidersek hocam inşallah. Yani burada göreceğiz. Ne diyelim, frekans aralığı genişliyor. Zevkleri ona göre tatıyorsun. Kendini şey yapıyorsun. Orada ilah olmadığını farkındasın. Ama cehennemde mesela olanlar, burada o bilgiyi elde edemeyenler, yani ruhani nefsiyle cismani nefsini birbirine dengeleyemeyenler, cismani nefsinin yönünde. Ruhani nefsi ona tabi olanlar. Öyle diyelim. Yani ruhani nefsi kontrolü ele alamıyor. Cismani nefsine göre gidiyor. Bütün dünyadaki yapması gereken her şeyi zorlayarak yapıyor. Ama karşı tarafa zarar veriyor. Evet. Peki. Bunu da böyle bitirelim. Evet. Programlara devam edeceğiz. İnşallah. Ağzına sağlık hocam. Destek isteyelim YouTube kanallarımıza. Ya istiyoruz son da dönem. Fark etmez. Yaparlar. İstiyoruz da yapmıyorlar gibi. Yapsınlar. Şöyle tabii videolar hani önerilmiyor anlamında. Like çok önemli sevgili dostlar. Serhat hocamın da yine Serhat Ahmet'ten YouTube kanalına, bizim de Sebep Sonuç YouTube kanalımıza mutlaka destek olun. İstatistiklere baktım geçen gün. İzliyorlar ama abone olmuyorlar. %68 bu oran. İzliyorsunuz mutlaka abone olursanız da seviniriz. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.